Şimdi biliyorsunuz 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Öcalan ile ilgili vermiş olduğu çok önemli bir karar var. O kararda şartlı salıverme hakkı, ümidi olmadan sürekli ölünceye kadar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesine aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca tecrit durumunun da İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu vurguladı. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi işkenceyi, insanlık dışı muameleyi, onur kırıcı muameleyi, aşağılayıcı muameleyi yasaklayan bir madde. Şimdi özgürlüğe umut etme hakkına vurgu yaptı. Dolayısıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi şimdi hem ilk kararını, daha önce de Öcalan'la ilgili bir karar vermişti. O kararda da adil olmayan bir yargılamayla verilen idam cezasının insanlık dışı bir karar olduğunu vurgulamıştı. Şimdi bu iki kararı da irdeleyecek. Nasıl bir sonuç çıkabilir? Eğer doğru dürüst incelerlerse özgürlük hakkını umut etmenin ihlalinden dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulanması için konunun büyük daireye gönderilmesi gerekir. Büyük dairede ihlal kararlarını yenilerse, tekrarlarsa o zaman Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin konuyu Avrupa Konseyi'ne iletip Türkiye için yaptırım uygulanmasını istemesi gerekir. İki türlü yaptırım vardır. Bir, oy ve söz hakkının askıya alınması. İkincisi de üyelikten çıkartılması. Oy ve söz hakkının askıya alınması daha önce Azerbaycan'a uygulandı. Azerbaycan'da da benzer bir olay yaşanmıştı. Bunun üzerine Azerbaycan geri adım atmak durumunda kaldı. Şimdi insan hakları açısından özgürlüğe umut etme hakkı çok önemli bir haktır. Yaklaşık 50 senedir insan hakları literatüründe önemli bir yer tutar. Bu özgürlüğe umut etme hakkı insan hakları ve insan onuru açısından önde gelen haklardan biridir. Bununla kastedilen şudur: ceza ne olursa olsun, suç ne olursa olsun, ırk, cinsin, etnik köken, ideolojik nitelik ayrımı yapılmaksızın her insanın dört duvardan kurtulma hakkı, özgürlüğüne kavuşma hakkı olması gerekir. Çünkü özgürlük insanın doğasında vardır. Bu hakka şöyle de diyebiliriz: insanın nesnelikten kurtulma, özneliğine kavuşma hakkı, onu umut etme hakkıdır. Neden? Çünkü insan özgür olmazsa nesneleşir. Özgür olursa özneleşir. Bu hak ilk kez Almanya Anayasa Mahkemesi'nde 1977 yılında dile getirildi. İtalyan Anayasa Mahkemesi de konuyu gündemine getirdi. Şimdi her iki Anayasa Mahkemesi'nin kararlarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de harekete geçti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birçok kararında özgürlüğü umut etme hakkını vurguladı. Mutlaka her insanın şartlı salıverilme hakkını, umut etme hakkı olduğunu dile getirdi. Önceye kadar hapis cezası olunca artık insan hakları için bütün yollar kapanmış oluyor. Yani kişinin özne olması için bütün yollar kapanmış oluyor. O yüzden bu ölünceye kadar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının mevzuattan çıkartılması gerek. Benim bir hukukçu olarak inancım, normal müebbet hapis cezasının da yasalardan çıkartılması gerek. İşte Norveç kaldırmış,
İspanya kaldırmış, Portekiz kaldırmış, Sırbistan kaldırmış, Bosna Hersek kaldırmış. Müebbet hapis cezası diye bir cezanın olmaması gerekir. Fakat ayrıca Abdullah Öcalan'ın şahsında bir de özel bir konum vardır. Nedir o özel bir konum? Kürt halkının önderi olması. Dolayısıyla halkların dostluğu için, barışın sürekliliği, kalıcılığı içinde özel bir yasayla aslında Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması gerekir. Öncelikle ölünceye kadar hapis cezasının kaldırılması gerekir. Sonra İmralı'daki tecritin ortadan kaldırılması gerekir. Neredeyse 45 aya yakın süredir avukatlar da aileler de görüştürülmüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilhal kararları doğrultusunda karar verirse bu Türkiye'deki demokrasi mücadelesine de bir katkı olur. Halkların dostluğuna, halkların barış içinde eşit haklarda yaşamasına da hizmet etmenin yolu açılır, kapısı açılır.